Herkese yeni bir videodan merhaba. Uzun süre sonra benim bugün sesimde bir şey var. Neyse. Uzun süre sonra masa başı videodayım. Geçen bitenler videomun ışığını daha çok beğendiğimi fark ettim. Ama şu an yani maksimum bu yani. Hani ışık, açı vesaire. Çünkü hava gerçekten kapalı ve benim ışığım yok. O yüzden en verimli bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Ses gelebilir. Çünkü camı açtım. Çok terledim. Neyse hemen uzatmadan başlıyorum. Koca bir bitenler poşetiyle başlıyoruz. Nereden başlayalım? Önce poşete atmadıklarımı göstereyim çünkü cam vesaire kırılır diye oraya koymadım. Şimdi önce en sevdiğimle başlamak istiyorum. Bir tane Scapair bitirdim. Bu aslında bayağı oldu ama tozlu raflardan getirdim bunu yani. Ah dedim ben bunu göstermemiştim falan filan. Bunu da neden saklıyordum? Sephora'da bunu götürünce tester ürünü veriyorlarmış bir şeymiş ya öyle bir şey varmış. Hala devam ediyorum bilmiyorum ama telefon düz mü ya? O yüzden bunu saklıyorum. Bunun ben büyük boyunu da aldım ama onu kullanmaya kıyamıyorum yine bitmesin diye. Bu kaçtı? 15 mililitrelik. Çok aslında bu da bereketli yani çok hızlı bitiyor da diyemem. Bakın bomboş yaladım yuttum yani. Mükemmel bir ürün. Özellikle çok kusurlu bir cildiniz yoksa son bir tane kullanmak istemiyorsanız bence kesinlikle alın. Parasını sonuna kadar hak ediyor yani. Diğer markalar da çıkardı. Onlara biraz baktım alıp denemedim ama çok memnun kalmamışlar sanırım. Ama gerçekten bu çok iyi yani. Büyük boyunu da aldım ben. Tır geçti ya. Bu ara sokaklarımız tır geçebilir. Ve durdu. Neyse. Renk eşitliyor. Önce yeşil sürdüğünüz gibi sonra fit yavaş yavaş dağıtınca rengi koyulaşıyor ve teninizin rengini alıyor. Bunun hakkında açık tenler için çok koyu olabilir demişler. Ama ben de çok beyazım yani gördüğünüz gibi. Ama hiç öyle bir koyuluk falan olmadı bende. Gayet de güzel oldu. Çok değişik bir yapısı var. Böyle partikülleri dağılıyor. Böyle siyah oluyor cildinizde sonra rengini alıyor falan. İlk başta ne oluyor cildimde siyahlık mı var falan demiştim ama içindekinden dolayı. Herhangi bir sivilce falan da yapmıyor. Bence kesinlikle bakın yani. Önce küçük boyunu alabilirsiniz benim gibi denemek için. Sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bu Massent diye okunduğunu düşündüm. Küçük boy parfümüm. Bunun büyük boyunu almadım. Memnun kalır mıyım kalmaz mıyım bilemediğim için. Bundan bir tane daha almıştım. Ben oraya gittim. Çok yardımcı oluyorlar burada. Ben modadaki şubesine gittim. Oraya gittim işte şu parfümün hani genelde muadili zaten bu. Atıyorum Dior Edict'in işte istiyorum diyorsunuz. Ona yakın kokuyu veriyor size. Orada bir listeden çıkıyor herhalde bilgisayarda. Ben de ona söyledim filan. Biraz daha böyle ben baharatlı kokular sevdiğim için. Bana bunu verdi. Bu ne? Sun Crush. N291 diye geçiyor. Bu böyle baharatlı bir koku ama çok iz bırakan da bir koku. Ya ben çok çok sevdiğim için baharat kokuları yazın da kullandığım için bana hiç koymuyor yani. Yaz kış kullanıyorum. Çok güzel bir koku ve çok bereketli. Böyle özellikle cep boyaması da çok güzel. Ben böyle çantamdaki makyaj çantasına atıyorum. Ve çok kalıcı yani kıyafetlerinde de o kadar kalıyor ki. Kustum. Kesinlikle bakabilirsiniz. Bende bir tane daha var onu daha bitirmedim. Ama baharat koku seviyorsanız bunu bir sorabilirsiniz yani. Bayağı da gidiyor bu arada. Şununla devam edelim. Bir tane yıkama jeli. Bu Skin 401'in yıkama jeli. Bunun ikincisini de açtım. Şu an içeride. Yedeklemiştim indirimde. Ben ya şu dibi de gelmediği için artık bir sıkıntı falan kullanamadım. Ben çok memnun kaldım bundan. Çok güzel temizliyor ve ayrıca benim için en önemli şey kurutmaması. Zaten içinde alkol veya salisilik asit gibi kurutucu şeyler yok. Yani salisilik asitli jelim de var. Ama her gün kullanmıyorum. Böyle cildim sapıttığı zamanlar kullanıyorum. Bunu yedeklememin sebebi de Cem de çok beğendi bu arada bunu. Çok nazik ve böyle yıkadıktan sonra yumuşacık oluyor. Yani genelde böyle ya kurutur ya gerer ya cildiniz yıkama jelleri. Bunda hiç öyle bir şey yok. Gerçekten böyle sürekli dokunasınız geliyor cildinize. Böyle bebek kuzusu gibi yapıyor. Yıkama jelinde bence bu önemli. Çok da bereketli bu arada. Kaçlıktı bu? 200'lük. İçindekileri söyleyeyim isterseniz. Hyaluronik asit, niacinamide, allantoin ve B5 var. Bütün cilt tipleri için uygun. Çok azı da yetiyor. Hiçbir iritasyon falan da yapmadı bende. Aksine böyle yatıştırdı. Bence hassas ciltliyseniz de bakabilirsiniz ki ben de hassas ciltliyim. O yüzden yedekledim. Ama ondan sonra başka bir şey alacağım. Demek senin başka bir şey var. Bence bakabilirsiniz. Bu uygun fiyatlılar arasında çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yine başka bir cilt bakımından devam edelim.
Bu da Koskim'in hyaluronik, ne çok hyaluronik asitli şey kullanmışım. Hyaluronik asitle şeyini, toniğini kullandım. Serum diyecektim. Çünkü gerçekten serum etkisi var. Bu tam bitmedi ama az kaldığı için yine göstermek istedim. Bu çok değişik bir şey gerçekten. Ben bunu daha önce anlattım hatırlamıyorum ama 8 boyutta içinde kompleks hyaluronik asit var bunun. Yani çok çok tuhaf bir şey. Tonik... Ay bir dakika. Kim bu be? Aa, dibime kadar girdi. İçeride girdi. Allah Allah, neyse kapım kapalı. Bu böyle serum gibi. Zaten yapısını da dökünce anlıyorsunuz. Çok güzel nemlendiriyor. Kuru bir cildiniz varsa bunu sürüp biraz bekleyip daha sonra cilt bakımınıza devam etmeniz bence daha iyi olur. Çünkü gerçekten etkisini görüyorsunuz. O böyle kuruluğu, gerginliği hepsini alıyor. Ve gerçekten serum etkisi de görmek istiyorsanız bunu alabilirsiniz yani. Yapısı o kadar güzel ki. Yani nasıl anlatsam daha bilemiyorum. Kesinlikle nemlendirmesi yeterli. Bence çok kuru ciltlere de yeteceğini düşünüyorum ben. Çok da bereketli bu da. Kocaman geliyor yani. 250 ml bu da. Bütün cilt tipleri için. Bir de şeyde Trendyol'da hala var herhalde. İkincisi 1 TL şey oluyor bunda da, bu markada da indirimi oluyor. Ben 250 civarına almıştım ama şu an 400 küsür sanırım. Ama ikincisi 1 liraya geldiği için yine de bence alınabilir. Ben büyük ihtimal bitince bir daha alacağım. Bir de ben bol bol kullanıyorum. Ona rağmen hala bitmedi. Her gün de kullanıyorum. Yani cildiniz çok mu kurudu, böyle gerildi mi? Bence kesinlikle böyle joker bir ürün yani. Her cilt rutinine de girebilecek bir ürün. Nerede devam edelim? Bu da bitti. Bunun şeyine nerede hiçbir fikrim yok. Mavisin diş macunu. Bu beyazlatıcı olanı. Ben yine bunu indirimden almıştım. Çok merak ediyorum. Bu büyük boyu. Normal diş macunları kaç mililitre bilmiyorum ama bu sanırım bir tık daha büyük. 85'lik. Çok bereketli. Gerçekten. Zaten diş macununu çok sıkmamanız gerekiyormuş. Böyle çok az sıktığınızda yetiyor ve içi dolu dolu. Diğer diş macunlarının hani bazen böyle üst kısmı boş olur ya, öyle değil. Her yerini doldurmuşlar paketin. O yüzden bence uzun süre gider yani. Pahalı bir ürün diğer diş macunlarına göre biliyorum ama yine de bence değerlendirilebilir yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Hani bunu çok övdüler filan. Bir tane daha var ya böyle yeşil. Ben onu da kullandım. O dişimde hassasiyet yaptı. Hani yine beyazlatmak için olan var ya bir tane. Dişimi kanattı falan o. Hani bayağı hassasiyet yaptı. Zaten onu her gün kullanmamak gerekiyormuş. Ama bunu her gün kullandım ve hiç de bir şey olmadı. Ama bende mi bir problem var? Ben mi fark edemiyorum bilmiyorum. Dişimde ne kullanırsam kullanayım beyazını fark edemiyorum. Yani beyazlattım mı beyazlatmadım mı düzenli fırçalıyorum. Çok yoğun bir tat sevmiyorsanız alabilirsiniz bu arada. Çok yoğun değil böyle o Listerine'in Cool Mint var ya, böyle genizinize kadar yakan. Öyle bir diş macun değil mesela. O ağız kokusu gerçi de. Yani benzerliğini anlatmak için söylüyorum. Çok hafif, yanmaz genizinizi falan. Ama beyazlığını bilmiyorum. Yani ne kadar etkili. Ama ben büyük ihtimalle psikolojik açıdan yine bunu almaya devam edeceğim diye düşünüyorum. İki tane kuru şampuanımız var. Batist'in. Zaten bunu artık görmeyen, duymayan yoktur. Şeyde de gratis'te de satılıyor. Çok güzel. Gerçekten bir sürü kuru şampuan denedim. Ama bence bunun gibisi gerçekten yok. Hani abartılıyor mu? Hayır, abartılmıyor. Zaten çok güzel kokuyor. Bende çiçekli olanı vardı, iki tane. Şimdi bir tane kirazlı aldım. Bunlardan önce de klasik olanı vardı. Ben klasik olanın kokusunu sevmedim açıkçası. O yüzden çiçekli almak istedim. Çok güzel yani. Bir alın bir deneyin ya. Diğerlerinden çok farklı. İşte zamanım olmuyor. Bilmiyorum, saçım yağlı oluyor, tamam mı? Ama benim saçım da çabuk yağlanan bir saç değil yani. Ama yine de bana yağlı geliyor başkasına gelmese de. Böyle yapışmıyor ama yağlı gözüküyor. Anlatabildim mi? Bunu sıkıyorum abi. Özellikle şu diplere, şu önlere falan. Bir anda puf, sanki yıkamışım gibi o yağlılık da gidiyor. Saçım daha kuru oluyor. Yani inanılmaz bir şey ya. Ben bittikçe bundan da alacağım. Yani umarım daha da hızlı zam gelmez. Şu an yine tolere edilebilecek bir seviyede diye düşünüyorum. Bunlar gözüküyor inşallah. Fiyatı. Var mı bakayım? Yok. Bir tane duş jeli göstereyim hemen arada. Bu Isana'nın köpük. Abi çok güzel kokuyor ya. Köpük duş jeli. Bu şey, duş köpüğü.
Bunun içinde ne vardı? Bir dakika. Ha, chia yağı var. Bir de bunda bir şey daha vardı ya. Çok güzel kokuyor bir kere. Bunu söylemek istedim. Özellikle böyle şekerli kokuları seviyorsanız. Fresh değil mi? Fresh kokuları çok sevmem. Mis gibi. Mis gibi kokuyor. Bunun deodorantı var. Deodorantını da kullandım. Çok güzel kokuyor bir kere. O kesin. Ama hiçbir duş jeli bence duştan sonra kokusunu sürdürmüyor. Ki bu da sürdürmüyor. Köpük şeklinde olması çok güzel. Ben daha pratik buluyorum köpük şeklinde olmasını. Tek dezavantajı çok hızlı bitiyor köpük olanlar. Bende bir tane Dove var. Onu açmadım gerçi de. Çok hızlı bitiyor. Ama o köpüğün verdiği hissiyat çok güzel bence. Hani köpükle vücudunuzu temizlemek çok güzel bence. Duşta da çok mutlu ediyor sizi. Yani kokusu falan harika. Nemlendirmesi de yeterli. Bunda zaten şey diyor. Duştan sonra nemlendirmeye ihtiyacınız olmuyor diyor. O tartışılır ama nemlendirdiği doğru. Kokusu için bir daha alırım büyük ihtimalle. Diş macunu bir tane daha var. O da bu. Bunu da böyle niye aldığımı bilmiyorum. Ucuz da herhalde aldım ya da babam mı aldı öyle bir şeydi. Bu da arındırıcı beyazlık 2 haftada daha beyaz dişler diyor. Öyle bir şey yok bence. Bu siyah kömürlü olan mıydı? Aynen. Siyah bu. Yani bilmiyorum. Hani kullanılır. İndirim de çok uyguna geliyor. Ben bunu bir ara böyle 30-40 liraya falan da gördüm yani. Ben pek bir etkisini göremedim. Ama kullandım var diye. O yüzden bu kadar. Bir tane daha diş macunu geliyor. Ne çok diş macunu varmış. Bu çok güzel bakın. Bu gerçekten güzel. Bunu da görmüşsünüzdür zaten. Bu da yurt dışında satılan bir marka. Çok arttı bunda fiyat anlamadım. Bu da çok bereketli. Bakın bu 75'lik mesela. Signal'inki ne kadarlıkmış? Bu da 75'likmiş. Aynen Marvis'inki daha pahalı. Ay daha çok. 85'lik o. Şu an çekiyor mu acaba? Umarım boşuna konuşmuyor. Bu mesela Marvis sonra bu bence. Kıyaslayacak olursam. Hatta bak, bunun şeyi kokusu bir tık daha yoğun. Mesela evet bu biraz daha naneli. Ama ben onu sanırım bir tık daha nane, orta derecede naneyi seviyorum yani. Biterse hangisi indirimdeyse sanırım onu alırım. Marvis'i ya da bunu alırım. Sanki bunun beyazlatması daha iyi gibi geldi ama emin olamıyorum. Yani hangisi daha uygunsa bence onu deneyebilirsiniz. Çok güzeldi bu da. Severek kullandım. Şimdi hemen bir... Aa, bir tane daha bitirmişim ondan. Aa evet. Tamam bu öbür aydan da. Ben hepsini bir yerde bitirdim. Bu öbür aydan diye hatırlamını da koymadım herhalde. Bakın çünkü bunu ikili almıştım. İki tanesini 100 liraya almıştım gratis'ten. Şu an çok pahalı ama. Ama alabilirsin. Çok, gerçekten çok güzel bir diş macunu. Hassasiyet falan da yaratmadı mesela. Devam ediyorum. Sana bir rimel göstereyim. Bu hangi markaydı ya? Ha, Lovely'nin bu rimeli. Ay, elimi takmadım ya. Cem çok kızacak bana. Elimi sakatladım da. Kickbokstan önce ısınmazsanız çok ciddi sorunlar olabiliyor tendonlarınızda. 2 haftadır sağ elimi kullanamıyorum yani. Bütün vücudumu ısıtıp sadece elimi ısıtmadım. Neyse. Devam edelim. Lovely'nin bu rimelini bitirdim. Bu da benim ikinci olabilir. Aynen yani iki ya da üçüncü tüpüm. Fırçasını göstereyim bir dakika. Salim çok kullanmam gerekiyor ya o yüzden çok sıkamıyorum. Evet açtım. Şöyle bir fırçası var. Şöyle yapayım. Çok güzel bence. Uygun fiyatlı şu an 80 lira mı 120 lira mı? Tam emin değilim ama. Çünkü bayağı önce almıştım. Sonra başka rimeller denedim. Kirpiklerinizi uzatıyor ve gerçekten siyah ve tek tek ayırıyor. O bantlarda hani 100 lira civarında alınabilecek en iyi bence rimel. Hiçbir alerji falan da yapmadı ki gözüm hassastır. Eğer bu fırçayı seviyorsanız bakabilirsiniz. Ben çok memnundum. İndirimde daha da uyguna gelir ama çok indirime girmiyor sanırım. Kesinlikle güzel bir rimel yani. Bu Watson's'ın özel kurucusu. Bitmiş. İğrenç kokuyor bu. Şimdi beğeninkini kullanıyorum. Sanki beğeninki daha güzel ama ben bundan çok bitirdim. Yani oje kurutucu, E vitaminli diyor. Güzel. Hangisi ucuzsa onu alırım açıkçası. Çok da övemeyeceğim yani. Düz oje kurutucu. Hani bakayım bir de beğeninkini bitireyim o zaman şey yaparız. Sonra bir tane tonik bitirdim. Yine Penfeb'in salisilik asitli toniği. Bu yüzyıllardır bende ve bir türlü o kadar beğendim ki sonunda kaldı ve kullanmaya kıyamadım bitmesin diye tabii ki yine. Ama sonunda bitirdim. Ben çok beğendim bunu. Ben bunu çok beğendim. Sivilcelerim de olduğu için sivilceleri çok söndürdüğünü gördüm.
Sadece sivilce kısmı uyguladım bu arada. Her gün değil, haftada 2 falan uyguladım. Küçük bir ürün, 100 ml. Tek dezavantajı o bence. Ama onun dışında çok başarılı bir ürün. Bu da Vastas'larda çok indirime giriyor. Salisilik asitli bir tonik arıyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Genç ciltler de bence kullanabilir. Sivilceler için çok etkili olmuş ama sivilce diye uygulayıp bekletince de çok etkili oluyor. Bunu böyle ben silmiştim sivilcelerimi. Çok güzel. Bakabilirsiniz. Değil mi? Bir tane de vitamin getirdim. Bu şey Solgar'ın Ester C 1000 mg. Değil mi? Aynen. Ester C'si. Bu 60'lığı. Sonra 30'luğunu aldım. O da bitti. Ama o nerede bilmiyorum. Gerçekten Solgar bence bu işi yapıyor. Yani C vitaminin ciltteki etkisini de biliyorsunuzdur. Ben önce onun için almıştım. Ama daha sonrasında işte güneş ışığı görmüyoruz falan filan. O yüzden almıştım. Şu an kullanmıyorum. Bitti ikisi de ve bıraktım. Ama bilmiyorum. Belki alırım yani cildim için en azından. Tadı çok kötü. Şöyle yani ben zaten vitamin içemiyorum, hap içemiyorum ama içtikten sonra da böyle atıyorum yarım saat sonra böyle tadı geliyor ağzıma. Ama yapacak bir şey yok yani faydalı. Faydalı olan her şeyi böyle yapmıyorum tabii ki ama faydalı yani yapacak bir şey yok. Çok terledim arkadaşlar gerçekten. Çok sıcak. Bunu C vitamini başka bir markada daha var. Unuttum şimdi. Onu kullandım. Onun D'sini ve omegasını kullandım. Solgar çok pahalı bir marka biliyorsunuz. Ama bu işte en iyisi. Yani içerik olarak da en güvenilirli. C vitaminine önem veriyorsanız, gerçekten ihtiyacınız varsa bence kesinlikle Solgar alın. 60'lı daha avantajlı. Gerçekten çok arttı fiyatı. Ben hani 60'ı aldım, sonra 60'ı aldım, fiyatı 30'lu falan aldım. Şu an ne kadar hiçbir fikrim yok. Ama bence C vitaminine ihtiyacınız varsa kesinlikle Solgar alın yani. Hani hiç düşünmeyin bile. Bu konuda şey yapamayacağım yani. Solgar. Bak, bu serum. Dünyanın en iyi serumu olabilir zaten. Ben biliyorsunuz her şey kutusunda kullandığım için bunu da kutusunda kullandım. Codeine'in bugüne Perfect leke serumu. Şöyle göstereyim. Yani gerçekten içtim. Sonundakini de artık tüpsüz, tüple gelmiyordu. Böyle elime döküp falan kullandım. O kadar iyi bir serum ki. Bunun içinde Codeine'in patentli içeriği Vineferin var. Bu sadece Codeine de var ve ben bu göz kremini de aldım şimdi. Onu da deniyorum. Bu C vitamininden çok daha etkili bir içerik. Çok daha etkili bir serum. C vitamini kullanamıyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Asla hassasiyeti yaratmıyor. Dediğim gibi benim cildim hassas. Kullanabiliyorum. Makyajdan önce o kadar böyle cildinize dokusunu ve kadife gibi yapıyor ki yani kurutmuyor. Cildinizi nemlendiriyor aynı zamanda ve gerçekten lekeler üzerindeki etkisini de gördüm. Yani şuraya bir yere koyarım bulabilirsem ki kaydet çekmiştim diye hatırlıyorum. Bunu kullanmadan önceki cildimin halini. Şimdi kullandıktan sonraki haline bakın. Sadece güneş kremi var yani. Ama gerçekten ya ben kendi gözümle gördüm ki çevremdekiler de söyledi. Yani annem babam falan bile söyledi. Hani ne kullandığını, fotoğrafları gösterdi, ne kadar değişmiş falan dediler şimdiki haline bakınca. İnanılmaz bir ürün. Lekeler üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Bunu yazında kullanabilirsiniz. Ama bunu her gün, gerçekten her gün sabah akşam kullanmanız gerek. Ben ne zaman aldım biliyor musunuz? Aralık sonunda aldım. Ocak, Şubat, 2 ay kullandım. Hadi 2,5 ayda. 2-2,5 ay gidiyor yani bu. Şu an yenisini açtım. Bir sonraki bir tane videomda o da olacak yani kesinlikle. O kadar kefilim ki bu ürüne. Zaten sitesine girip bakarsanız siz de farkı görebilirsiniz. Hani orada da bütün araştırmalar var. Yani siz de bir inceleyebilirsiniz bunu. Gerçekten lekeler üzerinde bu kadar etkili bir şey bilmiyorum. Ben C vitamini kullanmak istemiyorum. O yüzden de aslında ama lekelerim de geçsin istiyorum. C vitamininden bir tık korkuyorum ama retinole başladı. Yani bilmiyorum C vitamini irite eder gibi geliyor. O yüzden buna başlamıştım. Bitti, ikincisini aldım. Yani mükemmel bir serum. Kesinlikle bir araştırın yani. Gerçekten atmıyorum yani. Gidin bir araştırın. Şimdi zibilyon tane bitirdiğim ve her videomda olan serumla devam ediyoruz. Gerçekten bu kadar bitirdiğime inanamıyorum. Şuna bakın. Minnak minnak. Çok tatlı değil mi? Skin Master'ın bu B kompleks serumu. Her rutinime eklediğim, retinol rutinime eklediğim, asit rutinime eklediğim, bariyer rutinime eklediğim o mükemmel serum.
Hiçbir dezavantajı yok bu serumun. Her rutininize gerçekten girecek bir serum. O yüzden bu kadar çok var. Sabah akşam kullanabilirsiniz. Sabah kullanırsanız daha da yumuşatıyor cildinizi. Akşam kullanırsanız yine yatıştırıyor cildinizi. Böyle çok irite olduysa cildiniz yine bunu kullanabilirsiniz. Başka bunun hakkında yani daha ne söyleyebilirim? Hiçbir falsosunu görmedim. Tek dezavantajı yine dediğim gibi 20'lik olması. 20'lik değil mi? Aynen. Bunun bir tık büyüğünü yaparsanız çok güzel olur. Ama uygun fiyatlı. Hani böyle cildimde bir şey yok çok ama bir rutinde yapmak istiyorum ama uygun fiyatlı da olsun diyorsanız buna bakabilirsiniz. Yine sivilceleriniz varsa bariyer rutinime katacağım diyorsanız cildimi biraz sakinleştirsin o asitlerden sonra diyorsanız yine bakabilirsiniz. Her türlü duruma ayak uyduracak bir serum ve uygun fiyatlı. Teşekkürler. Ve bunu almaya devam edeceğim yani. Şunu şöyle koyayım. Uf ya, pijamam gözüküyor da artık yapacak bir şeyim yok ya. Ordinary'nin bu azelaik asit kremini bitirdik. Bunu Cem de kullandı. Bu silikonlu bir ürün bu arada. Şimdiden söyleyeyim. %10 salisilik asit içeriyor. Bunu ben nereden almıştım? Yurt dışından almıştım gittiğimde. En son gittiğimde bir tane daha aldık yurt dışından. Ama Trendyol'da da satılıyor diye biliyorum. Ben ilk ondan da önce bu benim üçüncü şişem falan. Ondan da önce Trendyol'dan söylemiştim. Ya bir dün okudum orijinal değil falan diyorlar ama bence orijinal. Yani ben kullandım ve hiçbir şey olmadı. Çok memnundum. Ama benim ilkini alalı gerçi 3-4 sene oldu yani. Çok güzel bir ürün. %10 bence benim cildim için uygun. Asitlere alışık benim cildim bu arada. Ama azelaik asit bu bir de silikonlu olduğu için böyle cildinizi bir blurlama etkisi var. Blurlama dedim gözenekler konusunda. Cildiniz böyle kaymak gibi kayıyor. Sabah bence kullanmayın. Akşam kullanın. Gidiyor da aslında. Böyle silikonlu bir ürün olduğu için çok az sürmeniz yeterli. Hiçbir iritasyon falan yapmıyor. Yine sivilceleriniz için çok etkili. Ben genelde mesela cildim kızarıyor ya. Yanaklarım ya da ne bileyim işte bir şeyden ötürü böyle bir hassasiyetim oluyor. O zaman fıt bu kremi sürüyorum. Ya da böyle sabahları böyle bebek gibi uyanmak istiyorum cildimin. O zaman bunu sürüyorum. Sivilcelerinizi gerçekten söndürüyor bu arada. Mesela akşam sürüyorsunuz, sabah kalktığınızda daha böyle daha az kızarık oluyor. Ben bunu gözlemledim. İlkinde de gözlemledim, üçüncü şişemde de gözlemliyorum. Pardon bu iki, üçüncü açacağım. O yüzden bu ürüne bakabilirsiniz. Bir de Isis Pharma'nın var. Ama o sanırım sipariş üzerine mi geliyor öyle bir şey onu da fiyatını tam bilmiyorum. Ama o silikonsuz bu arada belki ondan daha memnun kalabilirsiniz. Silikon ürünü sevmiyorsanız. Buna da bakabilirsiniz hani giden biri varsa ya da Trendyol'dan söylemek isterseniz. Ya da siz gidiyorsanız buna bakabilirsiniz yani. Güzel başarılı bir ürün. Ya bu da bittiğine o kadar üzüldüğüm bir ürün ki yani. Kendimi kandırdım hep. Hayır bitmedi, hayır bitmedi diye ama bitti. Bunu da yedeklemiştim Allah'tan. Öyle hatırlıyorum. Bunda da 5 çeşit hyaluronik asit var. Niasinamid var, peptit var. Krinko'nun yine hyaluronik asidi. Ben bir tane daha kullanıyorum. Mesela bu daha başarılı. Bir sürü hyaluronik asit kullandım. Bir saniye. Bir sürü kullandım, evet. Ama bunun gibisi bilmiyorum. Belki de başka bir şey kullanacağım ve onun için öyle bir şey diyeceğim. Ama şu ana kadar en azından benim kullandığım gerçekten çok başarılı bir serum. Azıcığı yetiyor. Çok yoğun bir serum zaten. Azıcığı yetiyor. Özellikle nemli cildinizi uyguladıktan sonra ben böyle ya ıslak cildime ya da termal suyla cildimi hemen nemlendiriyorum ve sürüyorum. Gerçekten o kadar böyle nemli bırakıyor ki ve bütün gün o parlama sürüyor. Cildinizi de aydınlattığını düşünüyorum yani parlatıyor. Ben de sivilce de yapmadı. Çok başarılı bir ürün. Yani sivilce ciltler de bakabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir tane daha bunu yedekledim. O bitince büyük ihtimalle çok artma seviyede bir tane de alabilirim yani. Evet. İki tane deodorantımız var. Bir tanesi Rexona'nın siyah beyaz. Bu leke bırakmayan. Ben bunun açıkçası kokusunu sevmiyorum. Bu kokuları sevmiyorum yani biliyorsunuzdur belki. Böyle tuhaf kokuyor. Fresh mi? Öyle. Fresh de değil. Deodorant kokuyor yani. Bu leke bırakmadığı için ben bunu almıştım. Avantaj var falan kasa arkası indirimdeydi. Leke bırakmadığı doğru durama kokusunu hiç hoşlaşmıyorum. Ama yine yaz geliyor işte tişört giyeceğiz falan filan. Böyle bir deodorant alırım büyük ihtimalle. Yine bunu mu alırım bilmiyorum. Belki başka bir şey denerim. Ama leke bırakmadı doğru. Ve benim favorim olan bundan da evde daha 4 tane falan var herhalde.
XO diye okunduğunu düşünüyorum. Bu niye sinemitli? 48 saat boyunca nemlendirdiğini söyleyen alüminyum silikon içermeyen deodorantı. Bunun farklı çeşitleri var. Mesela bu niasinamidli cilt elastikiyetini korumaya yardımcı olur diyor. Bunun farklı çeşitleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Bak bunun kokusu güzel mesela. Bu yeni versiyonu. Ben çok memnunum. Bunu şeylerde falan böyle getirmişti. Bir ara 45 liraya, 1000 mene getirmişti. Şu an 75 lira. Neyse. Ama yani koltuk altı sağlığınıza önem veriyorsanız işte herhangi bir yağ bezesi yapmasın, sağlıklı bir şey kullanayım en azından. Hani deodorant kullanacağım ama çok da böyle kötü olmasın içeriği diyorsanız güvenebileceğiniz bir şey deodorant. Veganmış da formülü. Ben çok memnunum. Gayet güzel nemlendiriyor. Hani lekeler falan filan cilt elastikiyetine ne kadar koruma yardımcı bilmiyorum. Onu gözlemleyemedim yani. Ama en azından içim rahat o konuda. O yüzden bunu yine almaya devam edeceğim diye düşünüyorum ama elimde daha var. Ama ben değişik bir şey bulursam, kokusunu beğensem onu da alırım yani. Ama sağlıklı bir şey arıyorsanız bunu alın. Bu kadardı sanırım. Ay bitti mi? Vallahi bitti. Bu kadardı video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenebilir. Yorum yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Ben oradayım. Başka kanalıma abone olursanız alırsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.